Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayhan. Stüdyoda Mehmet Ayhan, ne güzel bir maçtı mı desek neler söylersin? Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Günaydın. İyi bir gün olsun. Şükür, teşekkür ve şükran aynı kökten gelir. O bir puana biz şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Her ne kadar çok kıymetli dostumuz, arkadaşımız ve onunla beraber gençliğimizden ihtiyarlığımıza doğru giderken büyüdüğümüz Okan Buruk arkadaşımız dün akşam benim sorum üzerine çok memnunum dese de oyundan asla katılmam. Bence orada oyuncularını ve oyununu korumaya çalıştı hoca. Yani Galatasaray dün akşam 95 dakika toplamda süren karşılaşmada bir 10-15 dakika top oynayıp iki tane duran top, bir tane Kerem'in olağanüstü bir golü ve aldığı bir puana Okan Hoca dahil şükretmeli, teşekkür etmeli, şükranlarını sunmalı. Galatasaray adına hiç iyi bir akşam değildi. Sonucu itibarıyla Avrupa'da tutunmasını sağlayacak bir akşamdı. Okan Hoca'ya bu noktada hiç mi hiç katılmam. Zaten o da bana verdiği yanıtın hemen sonuna Türkiye Ligi ile İngiltere Ligi arasındaki tempo farkını söyleyerek bir yerden sonra lig kalitesinin de maçta galebe çaldığının altını kalın ve fosforlu kalemle çizdi. Ben senin yazını okudum zaten. 22 dakikasında böyle nefesimiz gitti geldi demişsin. Ben, Kerem golü attı. Maçın içinde sürekli istediğini yapan rakibimiz 71 ile 90+3 arasında, yani 90. dakikada Mustera bir top kurtardı. Torreira da oradaydı. Hani mucize gibi bir şey. Çok gol kaçırdılar. Ha, kalecileri onların çok şey bir oyuncu değil. Böyle çok güven veren bir kaleci değil. Özellikle ikinci frikik golünde hatası vardı. İlkinde de çok doğru bir baraj kurduramadı. Kerem'in golünü yapacak hiçbir şey yoktu. Ama Onana dün akşam bizim bir puan alma sebeplerimizden bir tanesiydi. Galatasaray çok mu kötüydü? Bence iyi değildi. Okan Hoca'nın çok doğru yaptığı bir şey var. Hem Nelson Bardakçı ve Kaan stoper hattına dönüp hem de bir de sonlara doğru Kerem Demirbay'ı oyuna alması, bak o bir puan bana yetebilir. İleride gruptan çıkmak için benim elime çok doğru bir koz verebilir duygusuyla orada da Okan Hoca'yı kutlayalım. Çünkü realist davrandı. Yazında bir isim vardı. İsmini hatırlamıyorum. Kariyer oyunu oynadı. Sasha Boye. Evet, Sasha Boye. Çok büyük bir öykü Sasha Boye. Geçen sezon başında bir Antalyaspor maçında tekrar Galatasaray'da var olan, çünkü Fatih Hoca döneminde geldi. Muhteşem performans sergiledi. İyi bir oyuncuydu. O kadar genç bir oyuncuydu. Hatta bir bilgi vereyim. Fatih Hoca'nın Sasha Boye yerine Trabzonspor'da şu anda sağ ve sol bek oynayan Larsen'i istediği, tercih ettiği, Fatih Hoca'nın Sasha Boye'yi Larsen'e tercih ettiğini çok iyi biliyoruz. Yani Galatasaray yönetimi Larsen'i ona getirirken Fatih Hoca hayır diyor, Sasha Boye istiyorum ben diyor. İlk sene çok iyi performans Fatih Hoca ve Torrent'le gitmedi. Ama sonra geçen sene kadroyu düşünülmezken bir kişisel performans antrenörüyle beraber İstanbul'da çalışıyor. Antalya maçında forma buluyor ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde son defa izledik Sasha Boye'yi Galatasaray forması altında. Niye diyeceksin? Ya bu performans devre arasında parayı bastırılır ve alınır gidilir. Çok büyük bir performans. 25-30 milyon eurodan Galatasaray'ın devre arasında bile satması olası bir performansı yükseldi. Sasha Boye kariyer maçı oynadı. Fatih Terim'e teşekkür etmek lazım. Çünkü gerçekten bu birebir bilgi. Larsen'le Sasha Boye arasında yönetim daha uygun şartlarda Larsen'i getirirken, daha deneyimli bir Danimarka milli takım oyuncusu getirirken Fatih Hoca ısrarla Sasha Boye diyor ve dün akşam kariyer maçı oynadı. Fatih Hoca yıldızdan anlıyor diyorsun. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Geçme. Bir şey. Geçme, bir fotoğraf istedim. Tamam. Oradan Fenerbahçe'ye geçelim. Ya, bu kişisel bir şey ama vermek zorundayım. Çünkü dün akşam onu hissettim. Bir fotoğraf paylaştım. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Rica edeyim. Tamam. Ruşen'den. Cevat Beykazi ismi bizim jenerasyonumuzun çok özel ve önemli bir isimdir. Ben dün akşam Cevat abiyle bir resim çektirdim. Gördüm Instagram'ında. Bak bu ne biliyor musun? Bunu özel, yani bu ben Cevat abiyle resim çektirmeyi, yani oturmuşluğumuz, yemiş pişmişimiz vardır. Bu mevzu ne biliyor musun? Bunu niye ekrana getirdim? Belki bizi izleyen evlatlarımız, genç kardeşlerimiz vardır. Bizim iş çocukluk kahramanlarının seni götüreceği yerin sonudur. Bu adam benim çocukluk kahramanım. Ben futbolu bu adamla sevdim. Eğer bugün buradaysam bir şükran borcumdur bu fotoğrafı yayına bak. Kusura bakmayın, kişisel bir şey bu ama. Çünkü pek çoğumuz bu işi yaparken hep
bir şeye baktık, bir şeye özendik. Ben 88-89 Galatasaray ile büyüdüm, özendim. Daha önce Fatih Özdemir takımı da vardı ama bu adamdır benim futbol... Ne güzel örnekler şöyle varmış. Şimdiki gençlere kimler örnek? Şimdi işte oralara lafı getirirsek o belki Fevzi Şakır'ın, belki Sena'nın, belki Hülya'nın falan konularına gidiyor. Çok üzülüyorum oralara da. Yani işte ben bu adamı severek büyüdüm. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki var ve bu fotoğrafı da yayınladığımız için editörümüze teşekkür ediyorum. Küçüklük kahramanlarımız varsa biz buradayız. Peki. Bunu asla unutmayalım. Bu iş efsane isim. Maçı dün akşam takip etti. İyi ki onu tanımışız. Allah da bize bu nasibi bırakmış. Bu başlığı açtığın iyi oldu. Gençlerimizin iyi örneklere, iyi rol modellere çok ihtiyacı olduğunu bir kere daha vurgulamış olalım. Öyle kolay yoldan para kazanan fenomenler bilmem neler değil. Hakikaten emek sarf etmiş, çalışan insanlara benim örnek için hala çok değerli bir isimdir. Ve Türk futbolunun da Kosovalıdır, işte Sırp orijinlidir ama Türk futbolunun, Arnavut orijinlidir ama Türk futbolunun en büyük isimlerinden biridir hala benim için. Selam söylüyoruz. Eyvallah, saygılar sunuyoruz Cevat Prekazi. Saygılar. Fenerbahçe, bu tur şansı nedir? İsmail Hoca nasıl bir kadroyla sahip? Ya ben bugün bütün gazeteleri aldım, böyle hatmettim. Bir de ben bu gazeteleri tutarak okumayı çok seviyorum ya. Yani matbuat. Okumayı... Sende bir matbuat merakı var. Evet, bende de var. 5953 sayılı kanunla gazeteciler ve çalışanlarla çalışanlar arasındaki münasebeti oluşturan kanun 5953. Orada da gazete mevkute diye geçer. Yani neleri aklında tutuyor maşallah. Mevkute diye geçer. Yazılı basındaki gazetenin adı mevkutedir. Bu arada Fenerbahçe geçmeden ben de şu foto maçı madem ben göstereyim. Tebrik mi ediyoruz? Tamam. Şöyle benim elimde de, ben de matbuat seviyorum. Biz hocalarımızdan, özellikle TRT çok iyi bir okuldur. TRT'de staj yaparken her zaman matbuat önünüzde olsun. Öyle dijitale, tekniğe çok güvenmeyin derlerdi. Bende de oradan alışkanlık oldu. Vallahi linç edecekler bu sabah bizi. Eze eze berabere. Ay çok hoşuma gitti ya. Hakikaten çok güzel olmamış mı? Fotomaç onu oyun için mi söylemiş? Yoksa hakemin sizi ezdiğinden dolayı mı söylemiş? Çok güzel. Eze eze beraber. Ben aynı kanaatte değilim. Yani ben dün akşam maçtaydım ve benimle beraber çok insan da aynı kanaatte değil. Biz hiçbir şeyi ezmedik. Adamlar son 20 dakika teslim aldılar bizi. Kusura bakmayın yani. Ben öyle coşkulu propagandist ya da sloganist bir insan asla olamam Türkiye'de. Öyle bir insan olmadım, olmayacağım da. Kusura bakmasın kimse. Bazen motive etmek için gerekiyor ama ya, abartmadan. Niye top oynayalım? Niye motive olalım? Önce top oynayalım, sonra motive oluruz. Tamam. Pilleri bitti demişsin. Yine oradan dem vurmuşsun bu arada. Dikkatimi çekti. Bitti, pilleri bitti gerçekten. Ama Saşa Boya'yı ayırıyorum. Saşa Boya. Var. Bir de Hakim Ziyeh tabii. Hem gollerle takımı ayakta tuttu, hem de Hakim Ziyeh ben de buradayım dedi. Zaha da çok kötü değildi. Ama diğer oyuncularımız da. Torreira artık bıktı, yıldı çocuk yani. Ay, yeter artık. O kadar maç oynadı ki tempolu. Torreira bir şey yok. Fenerbahçe. Norşanak'ta 11 eksikle gitti. Çeşitli sebeplerden dolayı 11 eksikle. Norşanak zor bir ekip. 3-4 derece civarında karlı bir havada ve sentetik çimde oynanacak karşılaşma. İsmail Hoca tabii kazanmaya geldik dedi. Eyvallah, doğrudur, haklıdır. Ferdi'nin sakatlığı çok büyük sıkıntı Fenerbahçe için. Ne kadar sürecek bilemiyoruz ama en azından bu akşam bu deplasmanda oynayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin de şimdi önce... Hangi maçı vardı? Fenerbahçe'nin önce Sivas, sonra Beşiktaş maçları var. Yani Avrupa'dan bu akşam kazanırsa hem gruptan lider çıkıyor büyük bir ihtimalle, hem de gruptan çıkmayı garantiliyor. Fenerbahçe'nin son mağlubiyete kadar, yani Ludogorets'in mağlubiyetine kadar çok bir performansı vardı. Zor bir karşılaşma. Gece 23'te oynanacak. Fenerbahçe bu karşılaşmayı %100 kazanır diyemiyorum. Fenerbahçe'nin çok şanslı olabileceğini düşünüyorum. Eksiklikleri Fenerbahçe'nin canını yakabilir. Ama Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da, hatta bugün biraz sonra konuşacağız Beşiktaş'ın da, şu an itibarıyla tekrar lige dönecekleri bir hafta sonu. Çünkü çok önemli karşılaşmaları var. Beşiktaş Ankaragücü'yle, Galatasaray Pendik'le biraz daha mütevazı ama Fenerbahçe Sivas'la deplasmanda çok önemli bir karşılaşma çıkacak. Peki Beşiktaş'ı soracağım. Beşiktaş'ta tabii çok önemli başlıklar da var ama öncelikle maçı sorayım. Bruj'la yapacakları maç. Git Rıza Hoca'ya sor diyeceğim ben de sana. Yani hoca dün akşam bir basın toplantısı yaptı. Yani... Böyle basın toplantısı olur mu ya? Ne çok var? Eksiğimiz var. Ankaragücü maçı daha önemli. Ya tamam, Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı belki yok ama yani böyle bedbin bir basın toplantısını Beşiktaş teknik direktörü yapmamalı diye düşünüyorum. Çıkacağız, oynayacağız. 11 tane çocukla da olsa oynayacağız. Eksiğimiz yok falan demesi lazımken ben Ankaragücü maçını düşünüyorum, Fenerbahçe maçını düşünüyorum falan. Ya Rıza Hoca'yı bazen anlayamıyorum. Anlamak istiyorum ama beceremiyorum. Öyle bir kapasitem yok benim. Rıza Hoca'yı anlama kapasitem yok benim yani. Ha tabii seçim tabii söz konusu. Artık Hasan Bey de. Onu artık, soracağım. Artık Serdal abi de. Serdal abi diyorum, Serdal Bey de. Ben ikisinin de son tanıtımlarına, en son tanıtımlarına gittim. Bir kere şunu söyleyeyim.
Ben Beşiktaş'ı tutmuyorum. Fakat bu seçim yarışmanı öyle heyecanlandırıyor ki Hasan Bey'in listesinde az önce hani Cevat abi getirdik ya, Samet Hoca ve Feyyaz abi var. Bu tarafta Şifo Mehmet hocamız ve Rasim hocamız olacakmış galiba. Ya bu efsaneleri, futbolun efsanelerini sandığa sokmak, olumlu anlamda söylüyorum, sandığa sokmak, onlar üzerinden bir yarış yapmak, bir proje yarışı yapmak, Beşiktaş ne güzel bir gelenek getirecek inşallah bundan sonra. O yüzden ben çok gıptayla ve takdirle izliyorum siyah beyazların bu seçim yarışında hem Serdal Bey'in hem Hasan Bey'in ekiplerindeki o futboldan gelme ama aynı zamanda da bir zarafet temsilcisi adı geçen dört tane büyüğümüz. Şifo Hoca, Rasim Hoca, Samet abi ve Feyyaz abi. Pazar günü değil mi seçim? Bu arada Serdal Bey %51 dendi benim aldığım kulis bilgisine göre. Acaba Hasan Bey miydi? Yani onun Beşiktaş taraftarının, pardon Beşiktaş delegesinin iradesine bir ipotek koymak ya da onların iradesini şekillendirmek haddimiz değil. Bir tek şey biliyoruz. Hangi kulüpte olursa olsun Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş para harcayacağım diyen, transfer yapacağım diyen daima gönüllere bir taht kuruyor. Da o taht sonra çok iyi sallanıyor o tahtlar sonra. Yani Serdal Bey'in Hasan Bey'den farkı birinci günden beri para harcayacağını vaaz ediyor. Mesela benim en son yapacağım şey bir kulübe başkan adayı olsam diyeceğim tek şey para harcamayacağım. Niye parayla doğru orantılı değil mi bu işlerde? İşte öyle olduğu için batıyoruz. Niye sen demiyor muydun şirket gibi olsun diye? Şirket gibi olunca daha para... Şirket gibi olsun bana ne Serdal Bey istediği parayı harcasın. Beni ilgilendirmez ki Adal Holding'de ne harcayacak. Orası Beşiktaş'ın parası benim de param aynı zamanda. Çünkü Beşiktaş canı yandığı zaman tıpkı Galatasaray Fenerbahçe olduğu gibi devlete gidiyor. Kamu kuruluşlarının, kamunun parası o. O senin benim param öteki türlü. Başka sahipli şirketlerle sahipli insanların paraları. Ne olacak peki? Yani para harcamadan nasıl olacak? Yetiştireceğiz. Nasıl kaç yani bir uzun zaman lazım onun için. El arıyorum ya sadece bizi yetiştireceğiz. Yetiştireceğiz. Para gençler harcamadan. Gençler bunu yetişmek için yola giriyorlar. Sabredeceğiz yani? O muhteşem ifadede olduğu gibi. Kader diyor gayrete aşıktır. Kader gayrete aşık olduğu için sen kaderini belirlerken gayret enstrümanını kullanacaksın. Sen sürekli gidip satın alma enstrümanını kullanmayacaksın. Ama sen bunu kime anlatıyorsun? Türkiye'de benim şu anlattıklarımla aynı çizgide paralel olan insan sayısı futbolu takip edenlerde hele hele kongrelerindeki o kongreleri talep eder. Yani transfer yap takım başarı %1 bile değildir. O yüzden son derece bunların lafı güzel olduğunu biliyorum. Ben dönüp dolaşıp Cevat Prekazi'nin bana vermiş olduğu o güzel futbol duygusuyla huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Gençlere mesajını alayım ve bitti zaten zaman. Gençler? Gençlere mesaj yani bu yola nasıl çıksınlar ne yapsınlar? Futbolu sevin. Hayatta her şeyin bir şeyi parayla satın almak olmadığını, bir şeyi transferle satın almak olmadığını aklınızın bir köşesine yazın. Eğer aklınız yetmiyorsa ananıza babanıza sorun siz nasıl büyütmüşler. Teşekkür ediyoruz Mehmet Ayhan. Teşekkürler.